İsim olarak akıllarda kalmasa da Sartal, Skyrim tarihinde mühim bir yere sahiptir. O, şüphesiz ki Nordların ilk büyük yerleşkesi, Skyrim'de insanlığın ilk şehri ve bu uygarlığın bilinen ilk başkentidir. Aynı zamanda korkunç bir katliama da ev sahipliği yapmıştır. Elfler, Nordları Skyrim'den sürmek istediklerinde ve nihayetinde Yskramor ve 500 yoldaşının gazabına maruz kaldıklarında bu topraklardan tamamen silindiler ve Skyrim, Nordların ana yurdu oldu. Bu, tüm bilinen hikayenin küçük bir kısmı. O gözyaşı gecesinde Sartal yerle bir olduğunda neler oldu? Elfleri böylesine ağır ve habis bir saldırıya iten neydi? Ve Nordlardan böylesine hızlı ve hiddetli bir karşılık nasıl gelmişti? Vingalmo'nun Altmur mazisi konulu tezine göre elf çağı elfleri, benzerleri olan eski Dwemer'lar ile birlikte Tamriel'la görülmemiş bir zeka seviyesine sahipti. Zamanlarının ötesinde bir güce hakim olmuşlardı. Bu konuda net bir açıklama olmamasına rağmen, inanıyorum ki bu eser, Hesef Kiririnis'in eski yazıtlarıyla kıyaslandığında, o gece Sartal'da çok daha büyük bir şey yaşandığını gösteriyor. Gözyaşı gecesinin ardındaki hakiki sebepler bizim için meçhul ama bana göre bu basit bir bölge savaşı veyahut Skyrim'i ele geçirme savaşı değildi. Bana göre bu, çok özel bir sebebe bağlı olarak gerçekleşmiş, mühim bir olaydı. Nordlar şehirlerini inşa ederken bir şey buldular. Yerin derinliklerinde bir gömü. Onu gömü olarak bırakmak istediler ama elfler bunu öğrendi ve kendileri için istediler. Böylece Sartal taarruzu başladı. Hedefleri Nordları sürmek değil, o gücü ele geçirmekti. Bana kalırsa Yskramor, elflerin Sartal altında bulacağı şeyi biliyordu ve onları engellemek için halkıyla birlikte saldırıya geçti. Nordlar yeniden Skyrim'in tek hakimi olduklarında, bu güç toprağın derinliklerinde gömülü ve mühürlü olarak kaldı. Zaman bizi bu ilimden mahrum bıraktı ama umudum şudur ki, bu sözlerin ardındaki hakikati bize açacak olan da yine zamandır. Sartal'a yeniden yerleşmek için her şey yapılacak ve bize gayip olan şey bulunacak.